altın levha, çok ince altın levhada saçılmalarına bakıyor. Ve sonra diyor ki, atomun büyük bir kısmı boşluk. Işın gönderiyor ve sonuçlarına bakıyor. Sonra da süreçle ilgili, yani atomun içi ilgili sahibi oluyor. Peki biz eğitimciler, çocukların iş dünyasını nasıl anlıyoruz? Soru soruyoruz, sorular gönderiyoruz. Neden böyle yapıyorsun, neden böyle yazıyorsun, neden böyle cevapladın, değil mi? Gelen cevapları biz ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Yani bakın, bir atomun içini anlamak gibi bir şey aslında. Yaptığımız yolda aynı şeyi yapıyoruz. Burada sadece anlamaya çalışma gayreti çok önemli. Şimdi, burada bir karga resmi var. Bunu büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. Bir tabağı alıyor, çöp kutusunu açıyor. Şimdi bu karganın diğer kargalardan farkı, bunu meşhur yapan şey ne? Çöp kutusunu alıp atması, bunu birinin görüntülemiş olması. Kargalarda böyle bir çöp toplayıcılık özelliği yok. Ama bu istisnai bir durum. İşte nitel araştırmada böyle. Yani istisnai bir durum yakaladınız ya, bir öğretmen yakaladınız, çok kötü bir okulu 3 yıl içerisinde çok iyi bir noktaya getirmiş. İşte buldunuz. Neyin fotoğrafını çekeceğinizi, niye araştıracağınızı buldunuz. O hocayla gidip görüşmeler yapacaksınız. O hocaya gidip belge toplayacaksınız, veri toplayacaksınız. Neden olacağını sonra söyleyeceğim. Sorgulayıcı duruş. Sürekli sorgulama, sürekli buraya bakma. Buraya kimler geliyor, neler geliyor? Aa bak, 3 tane falanca hocanın öğrencisi bu hocam. Niye? O hoca demek ki onlara etkili, değil mi? Bakın bunlar hep sorgulayıcı duruş. Sürekli bir sorgulama. Belirsizliğe karşı hoşgörü, dikkatli gözlemler. Bunlar Meryem 2013 kitabı, az sonra göstereceğim, oradan aldığım bazı şeyler. Nitelikli sorular, evet, çok önemli. Yeni kavram ve kategorilere açık olma. Mesela F eşittir ma aslında çok ilginç bir gözlemdir. Newton'un dehasını gösterir. Yani bir kütle var, bir hareket var, ivmeli bir hareket yapıyor. Aslında o ivmeli hareketin uygulanan kuvvetle oranı o cismin kütlesine eşit. Yani bu ivme kavramı diye bir kavram yok. Kütle kavramı var, kuvvet kavramı var ama ivme diye hayatınızda bir şey yok. Bakın bunu tanımlıyor, bunu gözlemliyor. Diyor ki bu iki kavram arasında böyle bir ilişki var diyor ve gözlemliyor. Bu gözlemi yapabilmek zaten değerli. Yani sizin bulacağınız o gözlem olayı açıklamak için yeterliyse çok güzel. Yeni kavram ve kategoriler açık olma, çok önemli bir şey. Sürekli sorgulayış duruşta da önemli. Yani sürekli sorgulayarak bakacaksınız ve bir noktada turnayı gözünden vuracaksınız, emin olun. Sürekli bakmamız lazım. Okulları gezmemiz, görmemiz, eğitimcilerle konuşmamız. Ve burada bir boşluk yakalayacaksınız, emin olun. Yazmada rahatlık, özgün yazma gücü. Özgün yazma gücünüzü çok geliştirmenizi öneririm. Çünkü birçok çalışma bu özgün yazma gücü nedeniyle tarihi anlam ifade ediyor. Şimdi şurada arabanın içinde ne var diye bir soru sorsam, ben iki arabanı nasıl anlarsınız? Arabanı durdurmanız lazım, içine bakmanız lazım, değil mi? Peki arabanın içinde ne olduğunu başka nasıl anlıyorsunuz? Çarpıştırın, kaza sonrası ortaya çıkan, etrafa yayılan şeyler, değil mi? Bakın burada da CERN'de aslında yapılan şey, iki tane proton hızlandırıcısıyla beraber iki protonu kafa kafaya çarpıştırıyorlar. Bakın aynılaşacak dedim ya. Peki bizim grup tartışmalarının amacımız ne? Çarpıştırıyoruz. Tartışma. Niye? Çarpıştıkça, tartıştıkça daha farklı küçük küçük parçalar ortaya çıkıyor. O halde bir nitel araştırmacı şunu düşünür. Hemen çarpıştırmadan önce bir görüşeyim. Sonra bir grup tartışması yaptırayım, değil mi? Çünkü içeride bulacağı malzemeler daha farklı. Ve mesela Heisenberg belirsizlik ilkesi. Hocam ne alakası var diyeceksiniz. Ama çok alakası var. Belirsizlik mikroskobu diye şöyle bir mikroskop tanımlıyorlar. Düşünce deneyi. Burada çok küçük frekanslı ışın gönderdiği zaman araları daha iyi anlayabiliyorsunuz, boşlukları falan, ama düşük frekanslı ışın aslında yüksek enerji demek. Yapıyı bozuyor. O zaman diyor yapıyı bozmayacak daha küçük bir enerji vereyim diyor. Büyük dalga boylu bir enerji gönderdiğinizde o zaman büyük olunca mesafeleri ölçemiyorsunuz ve diyorsunuz ki ya ben bir şeyi ölçerken bir şeyi bozuyorum. Belirsizlik ilkesi aslında budur. Sonra aslında o halde bu demişim ki grup görüşmeler
görüşmelerden önce bireysel görüşmeleri yapmak daha doğrudur, değil mi? Peki ya tersi? Önce grup görüşmelerini yapıyorum. Çocuğun kafası tamamen değişiyor grup tartışmalarıyla. Sonra bireysel görüşme yapıyorum. Oldu mu? Etkilendi. Mesela ben 20 tane anket uyguluyorum. Başarı testi, top sektirme testi, 100 tane test uyguladım. Abartıyorum, akılda kalsın diye. Aslında ben o çocuğun yapısını bozdum. İncelemeye çalıştığım şeyle yapıyı bozdum. Dolayısıyla doğal araştırmacı, yetenek araştırmacı kenarda oturup daha çok izleyen, gözlemleyen, her zaman kenarda oturmak değil, tabii soru sormak falan önemli ama doğal yapısına müdahale etmeyen bir tarzı vardı nitelik araştırmacı. Şimdi tarihi sırasına bakmak gerekirse işte 67'ler falan demişler. Glaser, Guba, Tyler, Lincoln, Patton, bunun Türkçesi var, Creswell, az sonra göstereceğim kitabın Türkçesi var. Bunlar tarihi olarak önemli şeyler. Şimdi bak mesela bu kitabında ilk girişte bir hikaye var. Bir araştırmacı giderken diyorlar ki meyve bahçelerinden bahsediyorlar, çok iyidir falan filan. Gittiği süreçteki meyveler bu şekilde, yaprak şeklinde. O da tadına bakıyor, tadı çok iyi. Yani şunu söylemeye çalışıyor ki ben bunu özellikle buraya koydum. Neyi, ne zaman araştıracağınızı da bileceksiniz. Yani araştırdığınız süreç belki o işin doğası gereği orada olmayabiliyor. Baktığınız olgunlaşmamış oluyor. Orada üç temel şey söylüyor. Nitel araştırmacı üç temel aracı vardır. Nedir? Mülakat, görüşme, soru soracaksınız. Alfa ışınları göndereceksiniz ki dönen ışınları, dönen cevapları analiz edin. Gözlemler yapacaksınız. Ve dokümanlar. Gözlemler şöyle, aslında iki kişi sınıfta konuşuyor. Konuşmaları değerlendirdiğiniz zaman gözlem yapıyorsunuz, davranışları gözlem yapıyorsunuz. Çocuğun mesela tutum, çevreyle ilgili çok iyi tutumlar besliyor diyor. Çevre çok önemlidir diyor. Doğayı koruyalım diyor, bir bakıyorsunuz çöpü yere atıyor. Burada tutumla ölçtüğünüz, ölçeğinizle gözleminiz arasında farklılıklar var. Neden nitel araştırmaya ihtiyaç duyuyoruz? Anlatabiliyor muyum? Gözlem çok önemli. Ama ileride deyince gözlemi de hani ben gördüm, vallahi gördüm de bu iş olmuyor. Şimdi şu üç kitap mutlaka kitaplarınızda olsun. Şu kitap bana ait değil. Ben bir arkadaşımdan aldım. Emine Hatun Diken hocamızdan sağ olsun. Onu veremeyeceğim ama diğer iki kitabı verebilirim. Şu dijitalleşmeye çalışıyorum. Bunları hep taratıp kitap olarak taşımamaya ve dijital olarak taşımaya çalışıyorum. Bu yılın sonuna inşallah başaracağım. Size de öneririm, kitaplarınızı, fırsatınız varsa makalelerinizi dijital olarak saklayın. O okuma hızınızı ve refleksinizi arttıracaktır. Şimdi o kitaplardan bir tanesinde yine mesela, bu kitapta değil, Patton'un kitabında geçen bir ağaç olayı var. Biz ağaca benzetiyoruz birçok şeyi. Neden? Aslında ağacın dallarında, ağacın bütününe yönelik bir yapı var. Az önce bak kendine bahsederken fraktaller konusu, kaos konusu falan demiştim. Bu ağaç konusunu birçok şeyde betimlemekte, ilişki kurmakta kullanılan bir sembol, ağaç kavramı. Çünkü neden? Doğa bu. Doğada her şey fraktaller şeklinde. Yani büyük resim aslında küçük resmin bir benzeri. Ve bir şeyi sınıflandırırken bu ağaç modelini kullandığınız aslında daha çok gerçeğe yakın oluyor. Nedir burada? Etnografi var, fenomenoloji falan filan var. Az sonra orada küçük bir tüyo vereceğim size. Ama en çok yazarken şunu diyeceksiniz, yani yapılandırılmış görüşmeler yapıldı. Yani yapılandırılmış ne demek? Soruların sırası ve içeriği değişmiyor tam yapılandırmalar. Ne belirlediyseniz onu soracaksınız. Sorular genel bir fikir edinmek için açıktır diyor. Çok açık bu da yapılandırılmamış sorularda. Siz diyeceksiniz ki hani bu olamaz. Pico araştırmacı için bu olamaz. Bu da çok hani kahve kültürünü anlamı satıyor, yani gittik konuştuk gibi. Genelde hep bunu yazılıyor makalede, bu yapılmaya çalışıyor. Halbuki ne dedim? Gözleme açık. Yani şu çok değerli. Ne konuda araştıracaksınız? Açıyorum. Laboratuvarda çocuklar ne yapıyorlar? Liselerde, okullarda, ortaokullarda ne yapıyorlar? Gidip açık uçta oturup sohbet edip hocayla öğrencilerle bir çay içme işi buraya giriyor. Bu ne kadar güçlü olursa burası o kadar güçlü oluyor. Sonra iş buraya doğru geliyor. Dolayısıyla bunların hiçbiri azımsanacak yapılar değil. Etik konusu çok önemli. Etik deyince benim aklım.